Kağıthane'de bir taciz vakası cinayetle son buldu. İddiaya göre genç kadın yıllardır eski komşusu tarafından rahatsız ediliyordu. En son kapısına bıçakla dayanınca da eline silahı aldı ve peş peşe tetiğe bastı. Kendisine musallat olan adamı öldürdü. Perşembe günü cezaevinden çıkmış, cuma günü buraya geliyor. Bir arabayı park etti, direkt yukarı çıktı. Eceline susamış, kan çekmiş, yani ölüm çekmiş vatandaş. Bir çığlık sesi geldi. Geldiğimde işte olanlar olmuştu. Cezaevinden çıktıktan hemen sonra iddiaya göre soluğu yine taciz ettiği kadının yanında aldı. Genç kadın hiç düşünmedi, bu kez takıntılı komşusunu silahla vurarak öldürdü. Bana telefon geldi, senin oturduğun binada patlama oldu dedi. Ayşe ve Yaşar Gül çiftinin 3 çocuğu vardı. İddiaya göre eski bir komşuları genç kadına musallat olmuştu. Sürekli kadını taciz ediyormuş. Çok aklı dengesi yerinde olan birisi değilmiş. Ayşe Gül Kağıthane'deki bu evde yaşıyordu. İddiaya göre eski bir komşuları tarafından yıllardır rahatsız ediliyorlardı. Hatta ondan kurtulmak için Tuzla'dan Kağıthane'ye taşındılar. Ancak iddiaya göre eski komşu Cengiz Kılıç peşlerini bırakmadı. Çünkü genç kadına karşı takıntıları vardı. Beladan kaçmak adına buraya geldiler. Kadının burada kendini korumaktan başka bir çaresi kalmamış. İddiaya göre o eski komşu cezaevinden çıktıktan sadece bir gün sonra Ayşegül'ün evine geldi. Bıçakla tehdit edip kapıyı açmasını söyledi. Ayşegül kapıyı açtı. Ancak genç kadının elinde bir silah vardı ve peş peşe tetiğe bastı. Kadının kapısına bıçakla dayanmış. Kapıyı açmaya zor. O da zaten hazırlanmışmış, çoktan beri tehdit edildiği için abi ben öldürmek istemedim, mecbur kaldım falan gibisinden söyleniyordu burada. Cengiz Kılıç 3 kurşunla vurularak öldü. Genç kadınsa tutuklanarak cezaevine gönderildi.